Depolardaki malların çürümesinden dolayı da Ocak veya Şubat aylarında soğan fiyatlarında artış olacağını görüyoruz. Bizim esnaf olarak veya köylüler arasında sulu çürük dediğimiz, çürüğün suların akmasıyla belli olabilen hastalık. Benim bildiğim %40'ında var. Soğan toplandı. Şu an depolara girdi ama depolarda kendi kendine bir nevi imha ediyor. Hastalığın vurduğu kuru soğan Ocak ayında fiyatıyla cep yakacak. Soğan toptan şu anda 1,5-2 civarı. Hasat bitti biliyorsunuz. Mallar depolara çekildi. Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, Ocak ve Şubat aylarında fiyatlarda artış bekliyoruz dedi. Özellikle Polatlı bölgesinin Sandıklı bölgesinde tarladan gelen bir hastalıktan dolayı çürümelerin olduğunu duyduk. Tabii bu kesin bir şey değil. Öngörü olarak söyleyebiliriz. Daha yapılabilecek bir şey var mı bu saatte? Bu saatte yapılabilecek hiçbir şey yok. Çünkü hasat zamanı bitti. Yeni hasat, eğer bu hastalık eğer gelecek seneye de aksedecek bir hastalıksa ona tedbir alınabilir. Cüneyt Doğan, Ocak ya da Şubat ayında tüketici soğanı 8 ila 10 liradan yiyebilir diye konuştu ve hastalığın ilk kez görüldüğünü söyledi. Yok, bu sene görükmüş bir şey. Bu sene ortaya çıkmış olan bir hastalık. Bilmiyor, kimse bilmiyor. Araştırılıyor mu şu an? Bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz. Biz sadece duyduğumuzu ifade ediyoruz. Antalya patates soğan halinde bulunan bir iş yerinin sahibi Mesut Başarsa hastalığı iklim değişikliğine bağladı. Yani normal biz 180 günde yaptığımız hasadı bu sene 140 günde yaptık. Ama iklimler bir ay önce geldi. Yani mallarımız bir ay önce yetişmeye başladı. Nasıl söyleyeyim, yani gününü doldurmadı esasında. Dışından baktığımız zaman soğanda hiçbir şey yok. Ama içinde bıçakla kestiğimiz zaman halk tabirinde köylülerin arasında göbek çürüğü dediğimiz hastalık oluyor.